Bir zaman önce şöyle bir mail almışım. Açıkçası ben bunu görmemiştim. Biraz geç gördüm. Gökay Günay diye bir arkadaştan çok kötü Türk oyunlarından biri. Mailinde ise şöyle demiş. Selamlar. Şans Eseri isimli videona denk geldim. Ben Shades of Reyna'nın geliştiricisiyim. Tek başıma geliştiriyorum oyunu. Beğenmeyebilirsin. Videosunu çekip kötülersin. Gayet doğal. Fakat merak ettiğim tek bir şey var. Yayınladığın oyun görüntüsü en az 6 ay önceki hali oyunun. Belki de daha fazla. 19 Mayıs 2022'de o halini paylaşarak yanıltıcı içerik koymuş olmuyor musun? Bu normal mi? Ben oyunu erken erişimde çıkarmışsam zaman içinde gelişeceğinden dolayı öyle çıkardım. Oyunun 19 Mayıs'taki hali bu değil ki. Az da olsa oyuncu sayısı olan ve içerisinde leaderboard ne alakaysa bilmiyorum ama içerisinde leaderboard olan sezonlu bir oyun. Yani leaderboard olması bir özellik mi ama neyse. Sezonlu bir oyun ve şu an birinci yıl dönümü sezonu var oyunda. İstersen güncel halini bir daha koy. Oyun bir senede hiç gelişmemiş de umurumda değil. Ama insanları yanıltma hakkının olmadığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Kısacası bize eğlence çıktı sanırım. Evet, oyun arayüzü değişmiş açıkçası. En azından. Hemen bir yeni karakter açalım. Sezon etkinliği varmış. Tamam, bir daha Ranger aldım ben mesela. Bacı doğrayan Nikki ile giriyorum şimdi yine oyuna. Evet, gir bakalım. Bakalım oyun dediği kadar gelişmiş mi o zaman içerisinde. Bu arada bu videoyu çekmesem aslında çekmeyecektim de. Ya içerik olsun, video olsun kanal, anladınız mı yani? Yoksa bana ne oyundan yani şeyden. Güzel oyun olmadığı belliydi o zamanlar. Yani geçirmeyen bir cutscene zaten eksi bir. Ya şu cutscene'leri arkadaşlar geçilme özelliği koyun ya. Valla bir Japonlar bir de Türkler. Bunu yapmıyorsunuz, deli ediyorsunuz beni. Bekleyeceğiz. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasıl gidiyor bu arada? Bu arada bu tarz bir mail değil de Instagram'dan bir DM almıştım. Başka bir oyunun yapımcısı. Bayağı saymış kendisi bana, sövmüş yani. Onu da yani, o da mail aslıydı mesela bu tarz bir mail. Ona da video çekerdik, yine bakardık oyununa falan. Onun yerine DM'den sövmüş arkadaş sadece. Ona da buradan selam olsun. Yani en azından bu arkadaş düzgün bir dille mail atmış. O yüzden bu videoyu çekiyorum yani. Yoksa bu videoyu da çekmeyecektim bu arada. Hala bitmedi bu arada cutscene. İnanılmaz. Bilmem ne bilmem ne varmış. Bir şeyler olmuş. Şöyle olmuş. Da böyle olmuş. Bu ne amına koyayım, ekrana bak. Lağım gibi bir tane pastel bir görsel var. Görsel olduğu bile belli değil. Ne olduğu belli değil yani. Bunun üzerine font koymuş yazıyla. Yazı koymuş bunun üzerine. Anlatıyor bir şeyler. Enya varmış da 10 yıl önce de. Ha, kazadan 10 yıl sonra işte Enya kendi bir şey yapmış falan, bir şeyler olmuş. Bu kadar dolu ve böyle ucuz arayüz kullanmayın arkadaşlar. İşte izometrik aksiyon RPG diyebiliriz oyun türüne, gördüğünüz üzere. Mesela skill'ler yok mu? Vardı ama çok karışık her şey yani. Bir gelmeseniz abicim, bir şey bakacağım. Bu karman çorman rastgele yani. Bir yani yardım alabilirsin mesela, ne bileyim. Tasarım konusunda, arayüzler konusunda özellikle. Boss spawns. Evet. Bu mu boss? Tamam, öldü boss. Yani bu, ben event diye mi böyle normal hali mi bu oyunun? Şu an onu anlamadım ama çok sıkıcı. Aşırı sıkıcı yani. Tamam, bitirdik herhalde bölümü. Level is completed. Eyvallah bro. Next level. Gidemiyor muyum next level'a? İlla base'e götürecek. Peki ya. Ne yapacağım şimdi base'de? Onu mu? Gökten bir şey dinlemem. Bunda anladığım kadarıyla crafting materyal toplayıp crafting materyallerle bir şeyler yapabiliyoruz. Tamam, bir de o zaman bir de normal bir çağ açalım. Bir de öyle deneyelim. Bu sefer mage açalım mesela. Bacı doğrayan 2 olsun. Tamam mı? Şurada sezon event dediği muhabbet var. Acaba ondan dolayı mı farklı bir muhabbet oldu? Hadi bakalım, bir de mage açalım. Yine aynı yere geldik şu an. Ne fark etti? Aynı, yok aynı arkadaşlar. Map de aynı. Nerede sezon event, nerede amına koyayım? Peki yani ne yapıyoruz peki? Yani karakter nasıl geliştiriyoruz, anlamadım ki hiçbir şey amına. Gear score, tamam. Bunlar gearlarım benim.
Eskiden ekipman yapıyorduk. Bu crafting'e döndürmüş muhabbeti. Bayağı değiştirmiş aslında oyunu. Dediği kadar varmış yani. Harbiden değiştirmiş yani. Ama iyi yönde değiştirmemiş yani. Orada arkadaşlar oyunun boyutu 9 GB. Ya 9 GB şöyle bir oyun için çok fazla bence. Yani Valheim'lar falan işte şeyler, V-Rising'ler falan bu kadar değil. Ne koydun oyuna anlamadım ki yani. Bir de işte anlaşılmıyor ne oldu. Mesela karakter geliştirme nasıl oluyor? Level 2 oldum ben. Tamam, az önce level atladım diye böyle ışıklar patladı. Ne oldu level atlayınca? Sen bunları upgrade et. Bunları crafting materyallerle yapabiliyorum artık. Bunu değiştirmiş. Anladığım kadarıyla. Güzel, en azından bir çeşitlilik, farklılıktır ama her şey çok karışık. Yani bunu tez vakit düzelt. Aha, lütfen. Researcher. Sen kimsin ya? Ray. Yani temel oyun tasarımı aslında güzel diyebilirim bu arada. Şu dodge rolündendir, oyun mekaniklerindendir. Hani combat falan, yaratıklar falan bir şeyler. Genel taban oyun dizaynı fena değil aslında da. Onun dışındaki her şey çok kötü abi. Yani oynanmayacak kadar kötü. Şu an ne yaptığımı da bilmiyorum. Anlamıyorum yani ne olduğunu. Çıkamıyorum mesela. Çıkamadım buradan. Geri döneyim, ne yapayım? Ya sana bir şey mi yapmamız lazım? Ne istiyorsun ama? Bir de parayla satıyorsun ha. Ekstra. Peki ya. Take quest. Tamam. Al kanka. Hah. Şimdi gidebileceğim büyük ihtimalle. Hah. Okey. Bir kere basmam gerekiyor üzerine. Aynı yaratıklar tabii gelecek sürekli. Skill muhabbeti yok mu ya? Vardı sanki bir eskiden. Kaldırdın mı? Ne yaptın bunu? Buna bayrak var. Mesela ne oldu mesela? Ha. Bunlar mı spawn oldu? Yani şu zevkli değil. Çünkü combat da zevkli değil. En azından bir iki skill olması lazım. Ne bileyim yani. Oynanabilir olmak için loot olması lazım. Crafting materyallerle olacak iş değil bu. Hani bir loot olsun ki insanlar kendi karakterini dizayn edebilsin. Çeşitlendirebilsin falan. Hatırladım bak. Bu arkadaş şöyle bir şey yapmıştı. Ekipman düşüyordu ama ekipmanları siz göremiyordunuz. Sadece takıyordunuz. İsim yazıyordu sadece ekipmanın. İşte bilmem ne kaskı yazıyordu mesela. O kaskı direkt takıyordunuz. Ne görseli vardı o kaskın. Ne karakteriniz giydiğinde görüyordu. Zaten gölge yani siyah bir karartı zaten karakter. Onu vazgeçmiş ondan herhalde, kotaramamış o işi. Ondan böyle farklı bir sistem yapmış anladığım kadarıyla. Mesela. Ha bak mesela. Evet. Aynen böyleydi işte bu tarzda. Tamam, kask giydik mesela. Bak, çok kötü bu arada yani. Tasarım çok kötü. Yani mesela Diablo'ya işte ne bileyim Torchlight'tır, Diablo'dur, işte Van Helsing'tir, diğer izometrik RPG'lere bakıp yani oradaki envanter sistemini fez alabilirsin. Şimdi hadi biraz da övelim. Tek başına yapmış her şeyi söylediğine göre. Tek başına yaptıysan bence gayet iyi. Emek var sonuçta. Ama işte tek başına yapılacak bir iş olduğunu düşünmüyorum. Hele tek başına böyle bir oyun yani. Online'dır işte daha izometrik RPG'dir. Hani böyle ne şahsına münhasır bir fikri olmayan düz bir oyun yapmaktır falan. Bence riskli sular zaten. Yani aynı yaratıkları kesip duruyorum. Yine boss geldi. Bakalım bu sefer aynı normalde kestiğimiz yaratığın işte biraz daha canı fazla hali. Bir de gökten taş yağdırma hali falan filan. Yani biraz da loot odaklı bir oyun olmuş. Yani looter shooter'lar gibi. Looter izometrik RPG gibi olmuş sadece. Hani aynı yerleri sürekli yap. Diablo'nun mobil oyunu çıktı. Ona benziyor birazcık açıkçası. Sadece dungeon crawler. Hani dungeon'a giriyorsun, çıkıyorsun falan filan. Daha oynamam gerektiğini düşünmüyorum. Ama gördüğüm kadarıyla harbiden gelişme var bu arada. Hakkını yemem. Ama olmamış hala. Yine bok gibi oyun. Pardon, özür dilerim. Kusura bakma. Affet ama yani kötü olmamış. Daha çok yolu var desem yalan söylemiş olurum. Bence komple baştan bambaşka bir proje yapılmalı. Bence sal bu projeyi lütfen. Onun dışında yapacak bir şey yok. Yani yine de gelişme var oyunda dediğim gibi. En azından orada doğruyu söylemiş bize. Haklı bir isyanda bulunmuş. Diğer oyun yapımcılarının da maillerini bekliyorum. Ücra köşelerde Türk oyunlarının. Görüşürüz arkadaşlar başka bir videoda da. Bay bay. Hoşçakalın.